peygamberler, dinler, kitaplar. Allah insanı yaratınca ona en büyük silahı yani akıl ve düşünme kudretini verdi. Descartes'ın "düşünüyorum, o halde varım" felsefesi bunun açık bir ifadesidir. Diğer yaratıklardan en büyük farkı insanın bedeni yanında ruhu bulunması, düşünebilmesi, bütün olayları aklı ile tartabilmesi, aklı ile karar vermesi ve bu kararı uygulayabilmesi, iyilik ve fenalığı ayırabilmesi, hata işlediğini anlayabilmesi ve bunun için pişmanlık duyması ve benzeri gibi üstünlükleridir. Fakat acaba insan kendisine verilen bu çok kuvvetli silahı kendi başına ve hiçbir yol gösterici olmadan kullanabilir mi? Kendi başına Doğru yolu bulabilir ve Allah'ına varabilir mi? Tarihi inceleyecek olursak insanların kendi başlarına ve önlerinde Allah'ın gönderdiği bir rehber olmadan gittiklerinde hep yanlış yollara saptıklarını görürüz. İnsan kendisini yaratan büyük kudret sahibini aklı sayesinde düşündü fakat ona giden yolu bulamadı bunu evvela etrafında aradı kendisine en büyük faydası olan güneşi yaratıcı sandı ve ona tapmaya başladı sonra büyük tabiat güçlerini fırtınayı ateşi kabaran denizi Enar dağları ve benzerlerini gördükçe bunları yaratıcının muavinleri sandı. Her biri için bir simge yapmaya kalktı. Bundan da putlar doğdu. Bunların gazabından korktu ve onlara kurbanlar kesti. Hatta insanları bile bu putlara kurban etti. Çıkan her yeni olayla o olayı simgeleyen putların miktarı da arttı. İslamiyet başladığı zaman Kabe'de 360 put vardı. Kısacası insan asıl dünyaya yaratan tek ve sonsuz Allah'a kendi başına bir türlü erişemedi. Bugün bile güneşe ve ateşe tapanlar vardır. Bunlara şaşmamalıdır. Çünkü rehbersiz karanlıkta doğru yol bulunamaz.